Gazze'ye yönelik yaşanan saldırıların ardından Kudüs'e kameralarımızı çevireceğiz değerli izleyenler. Hem dün gece yaşananları konuşacağız hem de bugün hareketlilik devam ediyor mu? Tüm bilgileri Oğuzhan Uygun Türk bizlerle paylaşacak. Çevirelim kameraları. Oğuzhan, tabii dün gece saatlerinde yaşanan o acı tablonun ardından siz herhalde Kudüs'e gittiniz. Orada neler yaşanıyor şu anda? Hem dün gece neler yaşadı, siz neler yaşadınız? Senden dinleyelim. Evet Arzu, maalesef ki o katliam dün akşam saatlerinde olmuştu ve biz de çok bölgeye yakın bir noktadaydık. Gazze şeridine çok yakın bir noktadaydık ve ardı ardı aslında füzeler akşam saatleri itibariyle bölgede etkisini arttırdı. Bir taraftan İsrail güçleri, bir taraftan Gazze tarafından atılan füzeler işte havada oldukça yoğunluk bir oluşturdu ve havanın kararmasıyla biz de onları çok net bir şekilde gördük ve maalesef ki tabii Gazze tarafında o hastane vurulmuş oldu ve hastanede de 500'ün üzerinde ölünün olduğu aldığımız son bilgiler arasında. Tabii yaralı da aslında çok fazlaydı çünkü bölgenin en büyük hastanelerinden birisiydi o hastane ve aynı zamanda hastanenin yakınlarından da ölenlerin olduğu bilgisini aldık. Tabii bir taraftan İsrail bunu yapmadığını iddia etti. Diğer taraftan Hamas'ın yaptığı iddia edildi. Diğer güçlerin yapmış olduğu iddia edildi. Ve bugüne geldiğimiz zamansa ABD Başkanı Biden bölgeye geldi. Tel Aviv'e geldi. Ben Gurion Havalimanı'nda özel bir karşılama gibi oldu aslında onlar için. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Cumhurbaşkanı ile Başbakan Netanyahu onu karşıladı. Samimi pozlar verilmiş oldu aslında İsrail Havalimanı'nda. Hemen ardından görüşmelere geçildi ve görüşmelerin ardından da Biden'ın o aslında dünya basınına oturan o cümleleri geldi ve o açıklamanın hemen ardından Gazze'deki o katliamın diğer tarafın yapmış olduğunu iddia etmiş oldu. Tabii bölge hem diplomasi trafiği açısından hem siyasi hem de asker açıdan oldukça hareketli diyebiliriz. Özellikle dün akşam saatlerinde yaşanan o gelişmeyle beraber Gazze Sağlık Bakanlığı da hava saldırılarında en az 500 kişinin öldüğünü iddia etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.